İslam'ın kızına Doktor İhsan Şen Ocak Hoca Efendi Bir zamanlar aile Hem kendini hem de aileyi korumaya memur olan babalar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarınızı üç haset çerçevesinde terbiye ediniz. Peygamber sevgisi, ehli beyt muhabbeti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti hadisi şerifi çerçevesinde usta bir sanatkar gibi usanmadan, yorulmadan, yavrularının ruh ve fikir dünyalarını inşa ederler. Üç esas. Sahabe insanlık tarihinin en muttaki neslini bu üç esas çerçevesinde yetiştirdi. Omurgasını Kur'an-ı Kerim'in teşkil ettiği peygamber muhabbeti ve beyt sevgisinin de esas alındığı terbiye mektebi alnında Allah'ın boyası olan gençler mezun etti. Allah azze ve celle'yi sevmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittibaya bağlı olduğundan her sahabi çocuğuna Kur'an-ı Kerim gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını da öğretti. Namazda, oruçta, cihatta, yürüyüşte, oturuşta, kalkışta, hasılı her oluşta ve her erişte ona ittibaya sasılındı. Çünkü İslam'a göre bir Müslüman ancak ona ittiba ettiği kıymette Allah'a itaat etmiş kabul edilir. Allah Resulünün Ufkunda Sahabe ateşin içerisinde eriyip de şekil alan demir gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın talim ve terbiye ocağında şekil aldı, kıvama geldi. Büyükler gibi çocuklarda her adımı onun muhabbetini kazanacak şekilde attı. Sahabe dünyasını ona itibar üzerine kurdu. O varsa her şey var, o yoksa hiçbir şey yok dedi. Onu muhafaza etmeyi kendini muhafaza etmekten daha mühim gördü. Bedir Muharebesi'nde bir ara kendini iki çocuğun arasında bulan Abdurrahman bin Avf, peygamber sevgisinin tezahürüne dair şöyle bir hadise nakleder. Yanıma gelen bir çocuk bana dokunup, amca Ebu Cehil'i tanır mısın diye sordu. Evet tanırım fakat senin onunla ne işin olur diye sordum. Çocuk, duydum ki Allah ne söylüyormuş dedi. Abdurrahman bin Avf'ın diğer yanındaki bir başka çocukla da arasında benzer bir konuşma geçer. Ne zaman ki Abdurrahman bin Avf onlara Ebu Cehil'i gösterir, ikisi de yanından ayrılıp kalabalığa doğru koşar. Ebu Cehil öldürülünce iki çocuk da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidip her biri onu kendisinin öldürdüğünü iddia eder. Onu müdafaa yolunda çocuklar. Yaşından dolayı geri çevrilme endişesi taşıyan çocuklar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı müdafaa edebilmek için büyükler arasında saklanıp cihat meydanlarına inmişti. Rafi ve Semure de o sevgiyle Bedir'e varıp cihat etmek istiyordu. Bunun için onlarca kilometrelik yolu kat etmişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara yaşlarından dolayı cihada katılamayacaklarını söyleyince üzüntüden başları öne düşmüştü. Batılılar ve işbirlikçileri iki yaşındaki çocukları kimyasal silahlarla öldürürken insanları diriltmeye memur olan peygamber yardıma en çok ihtiyaç duyduğu bir anda iki çocuğa ''Siz çocuksunuz.'' buyurdu. Sahabe araya girip, ''Rafi çok iyi okçudur, atıcılığı da iyidir.'' deyince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona müsaade etti. Bunun üzerine Semure, üvey babasına gidip, ''Oysa ben Rafi'den daha güçlüyüm, güreşte onu yenerim. Ne var ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni değil de onu kabul etti.'' dedi. Üvey baba araya girince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikisini de güreştirdi. Semure Rafi yenince onu da orduya aldı. Çocuk sahabiler ölümün mukadder olduğu meydanlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusuna yer alabilmek için her yola başvurur, ordunun arasına karışıp ona görünmemeye çalışırdı. Uzun mesafelerde silah taşımakta zorlananlar büyüklerine ricada bulunurdu. Divane Müminler Sahabeden tabiuna geçen bu sevgi Namütenahi bir çizgide bütün Müslümanlarda devam etti. Her asırda, her beldede Muhammed'den Muhammed hasıl oldu. Çocuklar onu her şeyden daha çok sevdi. Bu yüzden en konforlu münafıklar bile sünnetin ehemmiyetini tartışmaya cesaret edemedi. Araplar gibi Türkler ve Kürtler de merkeze onu aldı. O her evin, her sokağın öğretmeniydi. Okulu bırakıp da Çanakkale'ye koşanlar askerlik şubeler önünde uzun kuyruklar oluşturanlar, onun anlatıldığı evlerde büyüyen semurelerdi. Aile onunla güçlendi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmen olduğu evlerde aile güçlendi, ilişkiler, sadakat, vefa gibi İslami değerler üzerine kuruldu. Kur'an-ı Kerim, ebeveyne karşı ihsan emretti. Allah Resulüne de, küçüklerimize merhamette, büyüklerimize tazimde bulunmayan bizden değildir buyurdu. Allah Resulü'nü seven her çocuk cenneti annesinin ayağı altında aradı. Kadın, insanlık onu tanıdıktan sonra yeniden anne oldu. Ona olan muhabbetin bir tezahürü olarak pek çok çocuğa Muhammed, Ahmet adı verildi. Sünnet diye misvak kullanıldı, ceplerde koku taşındı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namazı emrediniz buyruğu esas alınarak küçük yaşta çocuklar camiye alıştırıldı bir zamanlar. Kız çocukları küçük yaşta tesettüre bürünür, 3-4 yaşında eli ayağa göründüğünde onlara ayıp denir, hayadan yüzleri kızarırdı. Namaz vakti girdiğinde annelerinin yanında serili duran küçücük seccadelerine koşardı geleceğin kadınları. Çocuklar gün batımında babalarının yolunu gözler, zil çaldığında onu kapıda karşılar, lisan halleriyle bizim için çalışsın, Helalinden rızkımızı temin ettin diye teşekkür ederlerdi onlara. Kızlar babalarının sofrasını ibadet heyecanıyla hazırlar, çoraplarını çıkarır, havlu tutar, itiramda kusur etmezdi. Babaannenin köyde birkaç tane oğlu varsa, münavebeli olarak her birini dolaşır, evlerinde eşit miktarda kalırdı. Torunlar hava karardığında babaannenin kaldığı eve koşar, her biri ona kendi evlerine gelmesi için yalvarırdı. Nöbetin ne olduğunu henüz bilmeyen torunlar, çocuklar arasında her akşam tatlı bir babaanne münakaşası yaşanırdı. Bütün çocuklar babaannenin parasının olmadığını bilirdi. Zaten onlar bunu para için değil, ihtiyar kadının duasına nail olmak için yapardı. Anneler vakarla evlerinde oturur, çocuklarına pek çok mevzuyu hal diliyle öğretirlerdi. Haneye namahrem bir misafir geldiğinde yanına çıkmaz, sokakta ev kıyafetiyle dolaşmaz, kısık bir sesle konuşur, israfa mani olmak için elbiselerdeki söküklere diker, yırtıkları yamar, kız çocuklarına neyi nasıl yapması gerektiklerini kemal edeple anlatırlardı. Onların evde canım sıkıldı deyip alışveriş merkezlerini arşınlamak gibi bir adetleri yoktu. Hayatlarının merkez üssü evleriydi. Bundan rahatsız da olmazlardı. Her anne çocuğuna her şeyden önce Allah rızası için hizmet ederdi. Kadınlar anne olmayı büyük bir nimet olarak görür, anne olunca da yorulmaz, usanmaz, çocuklarını kimselere emanet etmezdi. Şimdi olduğu gibi toplumda çalışan kadın ve bakıcı, temizlikçi kadın diye iki ayrı sınıf yoktu. Çocuk hasta olduğunda anne yanı başında durur, hem doktor, hem hasta olur, ondan daha fazla acı çeker. Ateşi yükseldiğinde alnına koyduğu sirkeli beze sürekli değişir, yavrusunun şifa bulması için dua ederdi. Evlerde televizyon olmadığından akşam oturmalarında ailenin en bilgi olanı konuşur, diğerleri kemal edeple dinlerdi. Her akşam aile meclisi kurulur, nasihatler yapılır, tecrübeler paylaşılır, büyüklerin sözlerinden hisseler alınırdı. Ondan sonra müfredat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okulun ve evin müfredatından çıkarılınca hayatta muvazene bozuldu, millet erhamında keskin kırılmalar oldu. En büyük hasar ailede yaşandı. Ahiret için divane olan ebeveyn gitti, yerine dünya için savaşan şirket bireyleri geldi. Küçük yaşta başını örten, annesinin seccadesinin yanında namaza duran, 3 yaşında ayıp dendiğinde yüzü kızaran kız çocukları birden çekildi dünyamızdan. Onlar gitti, diz kapağının şu kadar üzerinde etekler giyen liseliler, üniversiteliler geldi. Biri kızımın adını sorsa. Sokakta biri bana kızımın adını sorsa, onu vururum diyen milletin evlatları, bugün sokakta ya da ekranda arz endam yarışında. Sokakta, çarşıda, sahnede, hasıl hayatın pek çok noktasında arz endam var. Artık başörtülü kadında her gün kıyafetini biraz daha tesettürden çıkarıp, teberrüce dönüştürdüğü örtüsüyle sahnede, sokakta, iş hayatında kariyer edinme yarışında. Evine misafir geldiğinde kadınları ayrı, erkekleri de ayrı odada ağırlayan Müslüman bir baba, kızının fakültede araştırma görevlisi olması için çalmadık kapı bırakmıyor. Kızının 70 yaşındaki erkek akranlarıyla aynı odada oturmasına haram diye karşı çıkan bir baba, en çekici haliyle 20 yaşlarındaki delikanlıların karşısında ders anlatması için tasavvut peşinde. Nereden nereye? Allahü Teala bizlere niçin ve hangi amellerimizden dolayı nusret etsin? Eski haller ve yeni durumlar. Eskiden kız çocukları babalarını kapıda karşılar, hal hatır ederlerdi. Şimdi ise onların yerini alanların önemli bir bölümü, ablalarının babalarını istikbal ettikleri saatlerde pastanelerde, deniz kenarlarında ya da izbe yerlerde erkeklerle sarmaş dolaş halde. Hasta çocuklarının başucunda sabaha kadar bekleyen anneler, şimdi iş hayatında çocuğunun ona en çok ihtiyaç duyduğu saatlerde kariyer basamaklarını tırmanma yarışında vur havur ilerliyor. Gün gelecek, kariyerini yavrusuna tercih eden anne, sevgisini koklatamadığı yavrusu tarafından yaşlılık döneminde Darul Aceze'ye terk edilecek. Ne ki anne bu acı sondan habersiz. Kanter içerisinde kendini felakete götüren yolun taşlarını elleriyle döşediğinden haberi yok. Amcalarının evleri önünde babaannelerini almak için münakaşa eden çocukların yerinde bugün ihtiyar kadın, otur oturduğun yere diye hitap eden üniversiteli kızlar var. Babaannesini bir feribotla İstanbul'dan Bursa'ya götüren bir kız, bir ara okuldan tanıdığı bir erkeği görünce babaannesini olduğu yerde bırakıp onun yanına gitmiş aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen dönmeyince merak eden babaanne yaşlı haliyle feribotta onu aramaya koyulmuş. Torununu bir köşede bir erkekle kucak kucağa görünce kızım bu ne hal diyemeden torunundan azar yemiş. İhtiyar dön yerine ve iniş vaktini bekle gelir seni yerinden alırım. 90 yaşında iffet yarası her gün biraz daha derinleşen bir dede torununa yazdığı bir mektupta şunları söylemiş. Sevgili kızım, seni yarı çıplak hale görmek beni kahrediyor. Uykularımı kaçırdın. Her gece başımı iki elimin arasına alıp içinden çıkılmaz düşüncelere dalıyor. Kendimi toparladığımdaysa ellerimi kaldırıp Ya Rabbi, canımı al da bu kahredici görüntüleri seyretme mahrumiyetinden kurtulayım diye yalvarıyorum. Fakat duam kabul olmadı. Dünyada daha çekeceğim ızdırap varmış. Bütün bunlar bir tarafa, asıl ahireti düşünüyorum.'' Nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna varıp da bunlar benim ailemden diyebilirim. Dünyasını yıktığınız dedenizin ahiretini de mahvettiniz. Hangi hayat yaşanmaya değer? 3 yaşında ayıp kelimesini duyunca hayadan yüzü kızaran kız çocukları da bu ümmetin evlerinde büyümüştü. Hatırlayın, büyük ablalarınız her gece babalarınızı kapıda karşılar hal hatır ederdi. Yaş 30'un üzerinde olanlar okula annelerinin yamadığı pantolonla giderdi. Ailede para yoktu fakat kanaat ve huzur vardı. Kadını özgürlük gibi tahrik edici kelimelerle evden aldılar, büyük bir ihanetle onu soyup koyun gibi kasap vitrine astılar. Şimdi saçının bir telini bile göstermekten haya eden kızlar yerinde, pastanelerde erkeklerle yan yana oturanlar var. Tesettürlü olduğunu zanneden çıplakların sayısı ise her geçen gün artmakta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşulduğu evlerde aile önem kazanmış, küçük şefkat, büyükse saygı görmüştü. Ondan uzaklaştıkça da dünya hırsı, şehvet ve şöhret marazı büyüdü, bugün insanlığı yutacak hale geldi. Babaannenin duasını almak için aralarında tatlı münakaşa yapan çocuklar mı, feribotta erkekle sarmaş dolaş halde ninesine dön yerine ihtiyar diyen üniversiteli kız mı, hangisinin hayatı yaşanmaya değer? resmi kabul merasimlerinde tesettür olduğunu zannettiği kıyafetlerle eşinin yanında dikilip erkeklerle tokalaşan ve bunu da büyük bir kazanım olarak gören kadın bu haliyle mi daha huzurlu yoksa bir erkekle karşılaştığında hayadan yüzünü kızardığı günlerde mi daha huzurluydu? İslam'ın kızına Doktor İhsan Şen Ocak